Evet, alertten devam ediyoruz kaldığımız yerden. Alertte uyarı mesajları. Şöyle bir sayfayı yenilersek. Evet, şu şekilde bakın, bilgilendirme mesajları. Bunu kapattığınızda burası kayboluyor. Tabi bunlar aslında programcılıkla hani aktif olarak kullanılacak bir şey. Ama ben yine de basitçe göstereyim. Yani çok zor bir şey değil zaten. Yani zor bir şey değil. Nasıl kullanıldığını hemen göstereyim bir uygulamada. Şöyle yapalım. Bu Tabs artık. Tabs'ın içinde göstereyim ya da. Şimdi şurada bizim kullandığımız alan vardı. Kurumsalda. Kurumsala geçiyorum ben şimdi. Kurumsal sayfasında yapacağım şunu. Kurumsalın içine geliyorum. Burada paragrafın bittiği yerde bakın div buradaydı. Bunun bitişi burada. Div'in içinde bir tane daha div oluşturabilirim. Buraya geliyorum. Div. Class'ı da verebiliriz isterseniz. Div. Da ID atalım ya da. Ne olsun? Alert olsun mesela. Sadece bilgilendirme amaçlı aslında. Hiçbir özelliği olmayacak bunun. Ve içine de şuradaki yazılardan biraz kopyalıyorum. Şöyle bir satırlık bir yer olsun. İster bunu paragrafa da koyabilirsiniz ama şu paragrafta yapabilirsiniz. Şu anda ona gerek yok. Ve buradan şuradaki butonu alıyorum. Butonu aldım. Bu yazının içinde bir yere kopyalıyorum. Yani şu alert yazan divin içinde bu div şuradaki şeye tıkladığınızda kapanacak. Close yazan yere ben kapat diyorum. Ve sayfayı kaydedip bakıyorum. Bakalım ne geldi karşımıza. Şimdi kurumsala tıklıyorum. Bakın burada bir şerit geldi. Ve bu şeritte bakın sonunda köşede bir çarpı çıktı. Buna bastığımda o alanın tamamı kapanacak. Koda bakıyorum. Koddan oldu. Şöyle yapalım. Öge'yi denetle diyelim. Evet, paragrafın altındaydı zannedersem. Bakın orada bir div alanı yok. Şimdi tekrar sayfayı yenilersek paragrafın altında kurumsala geliyorum. Bakalım şöyle. Bakın burada div ID alert diye bir alan var. Şimdi ben bunu tıkladığım anda oradan da kayboldu. Bu da kullanabileceğiniz, projelerinizde kullanabileceğiniz bir bilgi. Buradaki div alerti de mesela class ekleyerek daha önceki derslerimde hatırlarsınız. Helper classları vardı. Help. Bakalım şöyle yapalım. Help block diyor. Onların ismi aklıma gelmedi. Şimdi bunları tabi ezberlemeniz zor olabilir. Şuradan CSS kısmına en başa geliyorum. CSS'e tıklıyorum. Burada helper classları vardı. Helper classes. Bunun içinde mesela bakın şurada bilgilendirmede neymiş? Class BG Danger'mış mesela. Bunu aldığınızda oradaki uyarı ibaresi çıkacak. Tekrar geliyorum. Buraya tıklıyorum. Yeniden yükle. Kurumsala geliyorum. Ve bakın bu şekilde bir alan oluştu. Kaybettiğinizde orası gidecek. Alertler bu şekilde. Butonlara gidiyorum. Butonlarda da gene programcılıkla alakalı bazı şeyler var ama ben bir iki tane en azından hani bilgilendirme amaçlı olsun diye bunu da göstereceğim. Mesela Loading Stage yükleniyor. Tıkladığınızda butona bu şekilde yükleniyormuş görüntüsü veriyor. Ve tekrar eskenle geliyor. Şimdi ben bunu yapmayacağım ama hani bilginiz olsun diye. Şuradaki aslında örnek güzel. Belki bunu bakabilirsiniz. Bunlar bakın normalde input, yani formları anlatmadık gerçi ama evet, formları anlatsaydık daha güzel olacaktı. Ama yine de ben bir bahsedeyim. Tıklandığında bakın input dediğimiz checkbox, yani form dolduruyoruz normalde biz internette. Mesela bir form doldururken şurada bakalım formlar var mı? Form. Örnek olarak burada tipografi, kod. Evet, formda şurada bir örneğe bakalım. Buradan göstereceğim. Evet, bakın şu mesela. Checkout diyor. Şimdi biz bunu normalde böyle görmek yerine bakın şu şekilde kare şeklinde yapmışlar. Yani siz buraya isterseniz farklı bir resim de koyabilirsiniz. Daha farklı bir şey de koyabilirsiniz. Yani aklınıza gelebilecek artık her şeyi yapabilirsiniz. Tıklandığında bakın mavi olan yer biraz daha koyu mavi oldu. Buna da tıklıyorum. Şu anda üçünü de yani şöyle düşünebiliriz. Böyle bir alan var mesela işte hobileriniz diyor mesela atıyorum işte kitap okumak, müzik dinlemek, işte atıyorum resim yapmak gibi. Burada tıkladığınızda üçünü birden seçiyorsunuz. O görüntü yerine böyle değişik bir görüntü yapmışlar. Bunun da oluşmasını sağlayan şey şu. Buradaki kodu alıyorum ve yine bizim ayarlar kısmına yapalım bunu da. Hatta bir divin içine yapalım. Div. Tekrar yeni yeni sayfalar oluşturmayacağım. Gerek yok bence.
Şimdi bakalım nasıl bir görüntü elde ettik. Ayarlara geliyorum. Bakın üçlü grup tıklıyorum. Seçtim. Yani burada neyi seçmek istiyorum? Mesela o bahsettiğimiz şeylerin hepsini seçebilirsin. Mesela ne olsun? Yani bunun başına bir başlık atalım. H4 diyelim. Mesela hobilerimiz. O hobileriniz burada ne olsun mesela? İşte kitap okumak. Kitap okumak. Çok okuyan bir ülke değiliz ama yine de yazalım. Kitap okumak. Buraya müzik dinlemek. Bunlar hobi ola, müzik dinlemek hobi mi oluyor artık? Onu da ayrı bir şey ama müzik dinlemek mesela yüzmek diyelim. Evet, şimdi bunları yaptım ve yenile diyorum. Ayarlara geliyorum. Bakın kitap okumak, müzik dinlemek, yüzmek başlığı geldi buraya. Tıklıyorum. Bunu seçili ilk olarak aktif olarak geldi. Üçünü de seçiyorum. Bunları şimdilik böyle bırakabilirsiniz veya mesela tıklandığında farklı bir ikon olarak da gösterebilirsiniz. Artık size kalmış o da. Alert ve butonlar da bu şekilde. Sona doğru yaklaştık. Son iki tane yani belki şununla ilgili bir örnek yapabilir miyiz bilmiyorum bakacağız. Collapse ve karusel örneğimiz kaldı. Ondan sonra bu temel eğitim dersini bitireceğiz. Yani hemen hemen çoğu şeye değinmeye çalıştım elimden geldiğince. Evet, bir sonraki derste Collapse kısmından devam edeceğiz.